Şimdi biraz önce yapmış olduğumuz broşüre bir kapak e, oluşturalım ve kapağı oluştururken de e, InDesign'de bulunan şuradaki layer paneli yani katman panelini çalışalım. Katmanlar e, Adobe'nin diğer hemen hemen bütün programlarında olduğu gibi burada da var. Katmanların bize sağladığı fayda şu. Aynen gerçek hayatta asetat katmanlarıyla nasıl bir çalışma yapıyorsak ama hepsini üst üste koyduğumuzda bütün çalışmaları üstten görebiliyorsak ve üzerinde değişiklik yapabiliyorsak burada da aynı teknikte çalışmamızı sağlıyor. O yüzden deminki yaptığımız broşürün kapağı için yeni bir doküman açıyorum. Pardon. Yeni dokümanım yine A5 boyutundaydı. Fakat bu sefer kapakta silme resimler kullanacağımı varsaydığım için burayı sıfır yapabilirim. Yani Marjin kullanmayabilirim. Ve okey diyorum. E, text wrap de işimiz olmadığı için bunu kenara alabiliriz. Şimdi yapmam gereken e, burada meyvelerle ilgili bir broşür yaptığımız için deminki meyve resimlerinin e, buraya çağırarak belki bir tanesini de iki tanesini katman ve e, katmanlar oluşturup başlıklarla ve açıklamalarla nasıl e, düzenleyeceğimizi gösterelim. Bunu kapak diye öncelikle kaydedelim. Kapak diye kaydediyorum. Şimdi yine Place diyerek e, resimlerimin olduğu yere gidiyorum. Hatta hepsini kullanmayacağım için küçük resimlerden e, kullanmayı planladım. Birkaç tanesini almak istiyorum. Örneğin portakalı alıyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak e, kirazı alıyorum. E, örneğin bir de üzümü alarak aç tuşuna basarak getiriyorum. Şu anda ucunda. Şu anda gelişi güzel bunlar buraya yerleştirebilirim. Daha sonra bunları düzenleyeceğim nasıl olsa. Şunu da şuraya koyabilirim. Bunu da buraya koyabilirim. Şimdi bu, burada bir tasarım yaparken <laughs> dikkat edildiği gibi bütün şu anda resimleri koyduğum her şey tek bir katman üzerinde. Zaten gözünü kapattığım zaman her şeyin gittiğini burada görebiliriz. Şu anda e, bu demek bütün resimlerin bu katmanda olduğu anlamına geliyor. Buraya örneğin her bir meyve için ve bir de yazı için bir katman açmak istiyorum. Öncelikle bunun için bir tane açalım. Buna kiraz diyelim. Kiraz ismini verelim. Ve kırmızıyla bunu sembolize edelim. Bir tane daha katman açalım. Bunu da portakal diyelim. Portakal ve bunu turuncu verebiliriz dolayısıyla rengi de e, takip ettiği için üzüm için de bir tane açalım ve ona da üzüm yazalım ve ona da herhangi bir mor renk verelim ve şu layer birde olan yeri de bunu da yazı başlık diyelim adlandıralım ve bunu da maviyle yerleştirelim şimdi yapmam gereken tek şey e, örneğin üzümün olduğu katmana bunu taşımak. Şu anda başlığın olduğu katmanda her şey olduğu için tek yapmam gereken üzümü seçip buradan kesebilirim. Kat veya kısa yıl kontrol X ile üzüme gidip pardon iki kere basmam gerekmiyordu. Yapıştır yani paste kontrol V ile yapıştırabilirim. Şu anda üzüm, üzüm katmanında ve şuradaki işaretle oranın üzerinde olduğumu görüyorum. Ve bunu gözünü kapatıyorum. Şimdi portakalı seçiyorum. Kontrol X ile kesiyorum ve portakalın olduğu katmana gidiyorum. Ve yapıştır diyorum. Onun da gözünü kapatabilirim. Şimdi kirazın olduğu katmana gidiyorum. Bunu kesiyorum Ctrl X ile. Ve kirazın olduğu yere gidip Ctrl P ile yapıştırdım. Ve bunun gözünü kapattım. Şimdi yazımı. Öncelikle başlık panelinde yazımı ee, yazmak istiyorum. Daha doğrusu kapağın başlığını. Buna büyükçe hatta büyük harflerle yazalım. Caps Lock'u açıyorum. Meyveler diye bir başlık oluşturuyorum. Ve buna Örneğin şuradan Aria Black'le bir başlık yapabiliriz. Ee, mesela boyut olarak 20-30-40 punto. Şimdi burada başka bir indesign özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şu anda ben e, yazımı oluşturdum. Ama bu yazıyı başlıkta kullanacağım için serbest olarak e, uygulayabilmek için e, bunu resme dönüştürüp bunun üzerinde daha rahatla da çalışabilirim. Yani sık sık gidip e, puntosunu değiştirmek yerine yapmam gereken type'ın altından create outlines e, opsiyonunu seçiyorum. Bu benim yazımı otomatik olarak resme şu anda dönüştürdü. Artık yazı özelliğini kaybetti. Dolgu rengini buradan değiştirdim. Örneğin değiştirebilirim. Örneğin bunu yeşille yazabilirim. Şimdi tek yapmam gereken shift tuşunu tutarak bunu büyütüp küçülterek yazımı bu kısma oturtmak. Hemen bir ek bilgi olarak bu yazının sayfaya düzgün oturmasını sağlamak için şu yukarıda align paneli bulunmaktadır. Align panelinin altında nereye align edileceği ile ilgili bazı opsiyonlar var. E, align to page dersem bunu sayfaya belli bir oranda ortalayacaktır. Align to selection dersem seçtiğim birkaç objeyi birbirine align edecektir. Bu özelliği kullanarak da e, objelerimizi sayfaya ya da e, selection yani seçtiğimiz objeler üzerine align edebiliriz. Şu anda tek bir tane olduğu için sadece align to page diyebiliriz. Örneğin sayfanın tam ortasına şu şekilde ve bu şekilde ortalayabiliriz. Ama şu anda benim istediğim üst tarafta sıfırlanması yani sağdan soldan eşit kalması ben ok tuşunu kullanarak bunu buraya oturtabilirim. Hatta tasarımı biraz farklılaştırmak için hatta bunu en başa Yasladıktan sonra tam sayfanın ee, biteceğe kadar yani sayfanın sayfasına kadar bunu yerleştirmek istiyorum. Ve hafif alta almak istiyorum. Çünkü yapmak istediğim yazının yani meyveler yazısının bütün resimlerin üzerinde kalması ve beyaz olmasını istiyorum. Şu renk panelimi şimdilik kapatıyorum. Daha sonra değişiklik yapacağı için yine layer paneline gidiyorum. Ve yaptığım resimlerin tekrar yanındaki gözleri açarak ee, dur, nerede olduklarına bakıyorum. Mercek. E, Tulumla biraz sayfa küçülttükten sonra, örneğin şunları kenara alarak, otomatik olarak dikkat edilirse ben hangi e, resme basarsam layer yani katmanların e, o şekilde hareket ettiğini göreceğiz. Burada enteresan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu anda kiraz en altta portakalın üzerinde, üzüm de en üstte görünmekte. Eğer ben layer yani katman panelinde portakalı kirazın altına çekersem otomatik olarak da Resim onun altına gelmekte. Örneğin kirazı bu sefer portakalın altına çekersek de oraya gitmiş olacak. Şimdi yukarıdaki kısma üzüm resmini örneğin yerleştirmek istiyorum. Üzümü de buraya tam oturacak şekilde yerleştiriyorum. Altına da portakalın gelmesini istiyorum. Hatta portakalı belki buradan büyüterek e, tam kenara oturmasını sağlayabiliriz. O yüzden yapmam gereken... Shift kontrolü tutup sağ aşağı doğru çekerek portakalın da o kadar büyümesini sağlayabilirim. Burada farklı bir şey yapabilirim. Ee, kirazın kutusunu kendim buraya yerleştirdikten sonra kirazı otomatik olarak oraya oturt diyebilirim. Yani sayfanın içine. Tabi aradaki orantıyı da düşünürsek şuradan fit diyerek oturttuktan sonra merkeze alabilirim. E, i̇stersen bunların yerini değiştirebildiğim gibi sırasında değiştirebilirim. Yani layer'daki sıralarını değiştirebilirim. Gördüğü gibi benim başlığım dolayısıyla en alt katmanda olduğu için şu anda görünmemekte. Tek yapmam gereken başlığı alıp en üste itmek ve ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun rengini de beyaz verdiğim zaman üzümler üzerinde rahatça okunmasını sağlayabilirim. Kısacası yapmam gereken e, layer'lara yani katmanlara aynen asetat üzerinde çalışır gibi resimlerimi ya da herhangi kullandığım objeleri tek tek yerleştirebilirim. Gerektiğinde herhangi bir şekilde kımıldamasını istemediğim bir layer'ım varsa örneğin portakal yanındaki boşluğa basıp kilitleyebilirim. Bu hiçbir şekilde artık kımıldama şansı yoktur. E, gözünü kapattığım zaman da e, ekrandan kaybolacaktır basit bir uygulama ama en azından layer'ların nasıl çalıştığını daha karmaşık e, projelerde rahatlıkla nasıl kullanacağımızı görmüş olduk